Sayın Özlale, malumunuz geçen gün Sayın Genel Başkan Meral Akşener sizlerin İzmir Belediye Başkan Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğunuzu açıkladı ve tartışmalar başladı Millet İttifakı'na dair. Buradan başlayalım. Siz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday mısınız? Bu kararı neden aldınız? Buyurun lütfen. Evet, adayım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak için bu kararı aldım. İlk başta bir iddia ortaya koydum. Sağ olsun genel başkanımız da bu iddiamı, bu isteğimi çok olumlu karşıladı. O yüzden bugün karşımızda İYİ Parti'mizin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak bulunuyorum. Efendim, çok tartışma vardı malumunuz, ittifakların dağılması ardından 14 Mayıs 28 Mayıs seçimleri ardından ittifaklar dağıldı ve siyasi partiler bir iç muhasebe tartışması içerisine girdi. Bizim sizin adaylığınızı nasıl okumamız gerekiyor? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile 2019 yerel seçimlerinde bir ittifakınız söz konusuydu. Bu durumun kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük şehirlerinde özellikle İzmir gibi bir noktada yıllardır İzmir'i alıyordu. Sizler açısından bir zor durum anlamına gelir mi? Bir zorluk teşkil etmeyecektir. Ben burada siyasetin geldiği bu noktada ittifakların Türkiye'nin sorunlarına bir çözüm üretemeyeceğini düşünenlerdenim. İttifak içerisindeki partiler kendi kimliklerini güçlendiremiyorlar, parti tabanlarını genişletemiyorlar ve bizler hem genel seçimde hem yerel seçimlerde seçmenlere çok fazla bir alternatif sunamıyoruz. Oysa gerek Millet İttifakı'nı oluşturan 6 tane siyasi partiye baktığımızda, gerekse Cumhur İttifakı'na baktığımızda bu partilerin birbirinden çok farklı özellikler taşıdığını görüyorsunuz. Bu partiler o yüzden kendi kimliklerini, seçmen kitlelerini anlatıp kendilerini güçlendirmek zorundalar. O yüzden de ben bundan sonraki dönemde ittifakların bu ülkeye çok fazla bir yarar sağlamayacağını ama parti kimliğini, tabanını güçlendirmiş partilerin özellikle yerelde işbirliği için her zaman bir zemin oluşturabileceğini düşünüyorum. Şu dönem, önümüzdeki dönem, önümüzdeki aylar bence partilerin kendilerini seçmene anlatması, seçmene dokunması için bulunmaz fırsat. O yüzden de ben İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak da İYİ Parti'nin bütün ülkenin problemlerini çözme aday bir parti olarak 81 ilde ve bütün ilçelerde kendi adayını çıkartmasını doğru buluyor. Bu bizim Türkiye'nin sorunlarını çözmeye aday, bu iddiada olduğumuzu gösteren bir hedeftir. O yüzden de burada 81 ilde ilk defa benim Büyükşehir Belediye Başkan adaylığım açıklandı. Burada ben çok istedim bunu. İzmir'in sorunlarını bilen İzmirli bir milletvekili olarak Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak istedim ve şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti çıkartırsa Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin adaylarına karşı keyifli bir mücadele içine gireceğiz. Ama buradan kazanan İzmirli seçmen olacak. Çünkü iki tane yerine karşılarında dört tane aday olacak. Bu dört tane de adaydan hangi adaya profil olarak daha yakınlarsa, tercih olarak daha yakınlarsa onu seçecekler ve böylelikle İzmir kazanacak.